Evet arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde kondansatörler konusuna giriş yapmıştık. Bobinlerle devam edecek bu. Kondansatörleri öğrenmiştik. Fiziksel olarak şekillerini, elektrik sel davranışlarını, birimini, sembolünü, eşdeğer kapasite hesaplamalarını birçok şey öğrendik. Bugün de AC devrelerde, daha önceden bahsetmiştik, daha farklı davranıyor kondansatörler. DC'ye fark göre. AC devrelerde kondansatör konusuyla devam edeceğiz. Daha sonra da bobinlere geçeceğiz yine bugün içerisinde. Kondansatörün arkadaşlar DC akıma davranışı ile AC akıma davranışı aynı değildir. Çünkü AC akımda gerilim ve akım yönü bildiğiniz üzere sürekli olarak değişir. Yani hem yönü değişir hem de büyüklüğü de değişir aynı zamanda sürekli olarak. Ve bu durumdan yani yönü ve genliği sürekli değiştiğinden kondansatörde depolanan elektrik yükü ve uçları arasındaki gerilim de sürekli olarak bir değişim gösterir. Yani DC'deki gibi işte şarj olup pil gerilimine eşitlenip ondan sonra da sabit o değerde kalmaz. Bir tıkaç görevi görmez. Çünkü bu sürekli olarak değişecek ve dolayısıyla artı ve eksileri depoladığı yükler de değişecektir. Peki böyle olacağını oluyor. Kondansatörün dolup boşalma hareketi frekans sıklığında gerçekleşecek. Artık o ilgili sinyalin frekansına göre ve kondansatör bağlı bulunan bir AC devrede akım bir süre sonra kesilmez. Çünkü biliyorsunuz DC'de tıkaç görevi görüyordu. Bundan bahsetmiştik ve 10 voltluk bir pilimiz varsa kondansatörün uçları arasındaki gerilimde 10 volta ulaşıyordu ve eş potansiyele geldiği için bir akım akmaz oluyordu DC'de belli bir süre sonra. AC'de böyle bir durum söz konusu değil. Ve akım akışına karşı bir engel oluşturmuyor kondansatör. Ancak AC'de bir direnç gösterdiğini söyleyebiliriz elektrik akımına karşı. Ve gösterdiği bu dirence kapasitif reaktans denir arkadaşlar. Kapasitif reaktans denir. Kapasitif reaktans XC ile gösterilir ve birimi dirençle aynıdır, yani ohm'dur. Kısacası arkadaşlar bu kapasitif reaktans kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği dirençtir. Ve XC ile gösterilir. Birimi direncin birimiyle aynıdır. Aslında bu da bir çeşit dirençtir ama sadece alternatif akımda ortaya çıkar. XC dediğimiz hesaplamayı XC arkadaşlar yani kapasitif reaktans hesaplaması 1 bölü 2 pi F, C ile hesaplarız. Burada pi zaten pi sayısıdır bildiğimiz gibi. F frekansı temsil eder. C ise kapasite değerini farad cinsinden temsil eder. Şimdi mesela DC bir devrede frekans sıfır olduğu için neyle çarparsanız çarpınız burada 1 bölü 0 olacak. 1 bölü 0 da sonsuza eşit olacak. Zaten akımın sıfır olması için sonsuz bir direnç göstermesi lazım. Ve DC'de aslında belli bir süre sonra olan şey buydu. Onu da frekansın sıfır olmasıyla bu formülden de doğruluyor. Tabii ki bu formülü DC'de uygulamıyoruz. AC için geçerli bir formül. Ama orada da tutarlılık gösterdiğini söylemem lazım. 1 bölü 2 pi fc bizim kapasitif reaktansı hesaplamak için kullandığımız formül. Kondansatörün arkadaşlar AC akıma karşı gösterdiği bu direnç rezistif yani ohmik saf bildiğimiz daha önceden konuştuğumuz elektrik derslerimizi ilk geçtiğimizde konuştuğumuz dirençtir. Tabii ki biraz daha farklıdır. Saf dirençle gerilim farkı ile akım arasında direnç değeri kadar bir oran olmasına rağmen ohm yasasından gelen biliyorsunuz. Ohm yasası. Kondansatör ve endüktans gibi değişken ifadelere sahip elemanların dahil olduğu bir devrede bu oran değişir. Empedans hesaplamaları
devreye girer. Bunlara kısaca değineceğiz. Ondan sonra İsa hakkında dirence dolaylı yönden etki etmektedir. Ve bunu açıklamak için empedans kavramının tanımlanması gerekir. Yani şöyle söyleyeyim, basitçe anlatayım. Sizin R'niz 3 ohmsa, X'ce de 4 ohmsa, yani bir tane saf bir direnciniz var 3 ohm, bir tane de kapasitif reaktansınız var, onun da değeri 4 ohmsa, işte toplam empedans dayama Z harfiyle gösterilir. 7 ohm ya da Y harfiyle gösterilir. 7 ohm olmayacaktır burada. Burası önemli. Burada 3, 4 aslında 5 olacaktır. Nasıl böyle olacağına daha sonra değineceğiz. Yani dümdüz eklenmiyor üzerine. Evet. Burada bir tane kondansatör ile ilgili, AC'deki kondansatör davranışla ilgili bir sorumuz var. A şıkkında diyor ki 10 volt ve 50 hertz frekanstaki bir AC gerilime karşı 10 MF dediği milifarad arkadaşlar. Milifaradlık bir kondansatörün göstereceği direnci hesaplayınız diyor. Yani XC'yi bulacağız. Burada kapasitif reaktans diye de sorulabilir tabii ki soruda. XC arkadaşlar 1 bölü 2 pi FC ile hesaplanır. Bildiğiniz gibi 1 bölü 2 çarpı 3.14 çarpı 50 çarpı 10 milifarad. Yani 10 mili olduğu için arkadaşlar basamakları biliyorsunuz. Burası farad basamağıysa milifarad bir basamak altında. Yani bir yukarıya çıkmamız lazım. O yüzden yukarıya çıkarken 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Veya 1000'e bölüyoruz. Burada 10 üzeri eksi 3 ile çarpmayı kullandık. 10 üzeri eksi 3 yukarıya 10 üzeri 3 olarak geçecek. 2 çarpı 50 de 100 yapar arkadaşlar. 100 çarpı 10 da 1000 yapar. Yani 3.14 çarpı 1000 olur burası. 10 üzeri 3 de 1000'e eşit. Bunlar birbirini götürdü. 1 bölü 3.14 oldu. Artık bu aşamada bir hesap makinesine ihtiyacımız olacaktır. 1 bölü 3,14 işleminden küçük bir direnç çıkıyor burada. 0.32 ohm çıkıyor. Bu çok küçük bir direnç. Ancak şunu söyleyebiliriz. 10 milifaradlık bir kondansatör çok büyük bir değer. Bu mesela 10 milifarad değil de örnek vereyim. 10 mikrofarad olsaydı ki genelde mikrofarad seviyelerindedir. 1000 katı kadar olacaktı bunu. Çünkü kapasite ile direnç ters orantılı. Bunu söyleyebiliriz. Yani kapasiteniz sizin artarsa kapasitif reaktansınız düşer. Bu ikisi arasında bir ters orantı var. Dolayısıyla mesela 10 mikrofarad olmuş olsaydı soruda 320 ohm gibi bir cevap bulacaktık ki zaten genelde mikrofarad hatta daha üst seviyelerde daha düşük seviyelerde pardon kapasite değerleri var kondansatörlerin. B şıkkında pile karşı gösterdiği direnci demişiz. Buna zaten bahsetmiştik. Pil olduğu için frekans 0 olacak arkadaşlar. Yine XC 1 bölü 2 pi FC'yi uygularsanız frekans 0 olduğu için diğerlerinin hiçbir önemi yok. 1 bölü 0 olur. Herhangi bir sayının 0'a bölümü ise herhangi bir pozitif sayının 0'a bölümü ise sonsuzdur. Yani sonsuzluk sonsuz işareti bu. Sonsuz bir direnç gösterecektir. 10 voltluk bir pile karşı. Zaten o yüzden belli bir yerden sonra akım akmıyor ve tıkaç görevi görüyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi. Evet, burada oran orantı mantığını doğru uygulamamız gereken bir sorumuz var. 10 Hz frekanstaki bir AC gerilimde 5 ohm direnç gösteriyormuş bir kondansatör. Eğer 50 Hz olan bir şebeke gerilimine bağlanırsa kapasitif reaktansı ne olacak? Şimdi arkadaşlar
X'i biliyoruz. 1 bölü 2 pi f c. Yani buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Frekansı artırırsak biz bir kesirin alt tarafını büyütürüz. Bir kesirin alt tarafı büyürse toplam değeriniz küçülür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela pastayı örnek verelim. 1 bölü 6'ya mı bölerseniz size daha büyük bir dilim düşer. 1 bölü 8'e bölerseniz mi? Tabii ki 6'ya bölerseniz pastayı size daha büyük bir dilim düşer. Aynı mantıkla burada eğer frekansınız büyürse kondansatörünüzün X'cinizin daha doğrusu doğru şey yazalım. Kapasite frekansınızın düşmesi gerekir. Burada 5 kat yükseltiyorsunuz siz frekansı. Frekansı 5 kat yükseltiyorsunuz. Bu durumda X'cinizin 5 kat düşmesi lazım. Yani toplam değerine göre. 5 ohmun 5 bölü 5'ten 1 ohmluk bir direnç göstermesi gerekir. Daha frekansı yüksek olacak. Bu şebekede 1 ohmluk bir direnç gösterecektir. Evet, bu şekilde kondansatör konusunu, önemli bir konuydu, bitirip bobin konusuna geçeceğiz. Bir chat kısmına bakıyorum, herhangi bir soru varsa veya sorun varsa gördüğüm kadarıyla yok. Şimdi tıpkı kondansatörler gibi bobinler de bir enerji depolama aracıdır arkadaşlar ve bunların da bobinlerin de alternatif akımda ve doğru akımdaki davranışları birbirinden farklıdır. Bobin bir diğer ismiyle indüktör ismine kullanılabilir. Evet, indüktör diyoruz. İletken bir telin sarılarak bobin halini alması ile oluşturulan bir devre elemanıdır. Bir tel sarılıyor. Görmüşsünüzdür bunu, elektrik işiyle uğraşanlar birçok motorlarda vesaire de var. Ve bobin halini alıyor bu iletken tel sarılarak. Üzerinden akım geçen her iletken tel bildiğimiz gibi bir manyetik alan oluşturur arkadaşlar. Yeter ki akım geçsin, yani akım olmadan zaten manyetik alan olmaz. Manyetik alan olması için akım olmak zorundadır. Ve akım da sağ el kuralıyla belli olur. Yani eğer baş parmağınızı akımın yönüne koyarsanız diğer dört parmağınız dairesel olarak burada şekilde kırmızı çizgilerle gördüğünüz gibi o akım geçen telin etrafında oluşacak manyetik alan yönünü verir. Bu dairesel bir yöndür. Bizim için o kadar önemli değil şu anda. O yüzden sadece bu özelliğine değinerek devam ettik. Bu özelliği vurgulayarak devam ettik. Bu özellik arkadaşlar indüktörün elektrik enerjisini manyetik alan olarak depolayabilmesini sağlar. Ve çoğunlukla indüktörlerde manyetik alanın gücünü artırmak için tel ferromanyetik bir malzemedir. Örneğin demirden yapılan bir çekirdeğin etrafına sarılır. Ki bu manyetik alanın içerisinde depolama kapasitesi artsın diye bu yapılır. Burada gördüğünüz bazı örnek bobin indüktör şekilleri var. Gördüğünüz gibi bir demirden bir nüvenin etrafına iletken bir tel sarılarak çok çeşitli şekillerde üretilebiliyor bir bobin. Bobinler arkadaşlar elektrik devreleri ve denklemlerde L harfiyle gösterilir ve birimi Henry'dir. Yani Henry'nin kısaltması olarak da H harfiyle gösterilir. Futbolla ilgili olanlarınız ve yaşı bana yakın olanlarınız varsa efsane Fransız futbolcu Thierry Henry'den hatırlayabilirler bu birimi. Şimdi bir kısaca değinmek isterim ama. Direnç arkadaşlar sembolü budur. R harfiyle gösterilir. Birimi ohmdur. Kondansatör sembolü budur. C harfiyle gösterilir. Birimi farattır. Bobin sembolü budur.
Bunların hepsi ayrı ayrı önemli. L harfiyle gösterilir ve birimi Henry'dir. Bunların kesinlikle birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Hem sembollerini, hem hangi harf ile gösterildiklerini, hem de birimlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir dirençte zikzak olarak giderken, burada zaten biliyorsunuz bir nüvenin etrafına sarılma. Burada bir sarım gibi, gördüğünüz gibi bir sembolü var. Bobinin. Ne işe yarar bobinler? Demiştik indüktörler üzerlerinden akan elektrik akımının değişimi yavaş olduğunda güç kaynaklarında ve sinyal işleme devrelerinde filtre görevlerinde kullanılabilir. Filtre devrelerinde kullanılıyor yani. Farklı sarım sayılarına sahip 2 adet bobinde. Bunlar en sık kullanım şeylerinden bir tanesi. Sarım sayılarındaki farklılıklara bağlı olarak 2 adet bobinden oluşan mesela trafolar ile, buna daha önce bahsetmiştik sizlerle, AC gerilimin hem yükseltilmesinde hem de alçaltılmasında kullanılabilir. Burası dediğim gibi çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü mesela elektrik gerilimi önce yükseltiyorduk, sonra alçaltıyorduk. İşte buralarda trafoların içerisinde en sık kullanılan trafoların içerisinde 2 farklı bobin vardır ki gerilimi yükseltip gerektiği zaman alçaltabilelim sarım sayılarına göre. Ayrıca manyetik alan depolama özellikleri sayesinde bobinler anahtarlamalı güç kaynaklarında da kullanılabilir. Yani güç kaynaklarının içerisinde de var. Anahtarlamalı güç kaynaklarının içerisinde de var. Evet, öncelikle bobinin DC'deki davranışa değinelim. Biraz kısıtlı bir davranış var DC'de. Daha çok AC'de kullanılıyor bobinler. Bobin arkadaşlar temelde biliyorsunuz sarmal haline getirilmiş bir tel parçası. Söyledik bunu. Demir bir nüvenin etrafına teli sarıyorsunuz. Dolayısıyla DC gerilimde devremizin herhangi bir yerinde bulunan tel veya kaplı olan farksız bir şekilde davrandığından, yani sonuçta elektrik akımını iletmek için de zaten bir iletken tel kullanıyorsunuz ve bundan hiçbir fark yok DC'de kullanılan bobinin. O yüzden DC'de neredeyse hiç kullanılmıyor. Pek kısıtlı bir kullanım alanı var. O yüzden doğrudan AC devrelerde bobinlerin kullanımına geçiyoruz biz. Bobinler alternatif akımındaki özelliğinden dolayı AC motorlar, trafolar, az önce söylemiştik gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için birçok AC motorda da kullanılıyor. Doğrultma devrelerinde kullanılıyor. Yani AC'yi DC'ye döndüren devrelerde, adaptörlerde kullanılıyor. Floresan lambalarda kullanılıyor bobinler. Endüksiyon fırınlarında ve benzeri birçok yerde, yani elektrik ve elektronik çok farklı dallarında farklı amaçlar için alternatif akımda kullanıldığını görüyoruz. Evet, bazı kullanım alanlarına kısaca hızlı hızlı değineceğim. Ferromanyetik bir malzemeden oluşmuş bir çubuğun üzerine sarılı bir bobine DC gerilim uygulayarak bir elektromıknatıs elde edilebilir. Bu sayede de sabit bir mıknatısa karşı oluşturacakları itme gücüyle bazı motorlarda kullanılabilir. Röle en sık kullanım alanlarından biridir. Röle arkadaşlar içerisinde metal kontağın iletime geçmesi için röleler biliyorsunuz bir nevi anahtar görevi görüyor. Devreyi ön koşula bağlı olarak açıp kapama, elektrik enerjisini kesme veya devam ettirme için kullanılabiliyor. Ve metal kontağın iletişime geçmesi için bir bobine enerji verilerek mıknatısa dönüşme prensibiyle rölelerde de bobin kullanılıyor. Otomatik kapı sistemlerinde itme çekme hareketi için kullanılan solenoidler de yine içerisinde bobinler yardımıyla çalışıyor. Hoparlörlerde bobinlerimiz var. Sabit mıknatıs içerisinde yer alan bir bobinin elektrik etkisiyle hareket etmesiyle çalışır hoparlörlerimizde. Trafolarda kullanılır.
2 adet bobin bulunur. Birincil ve ikincil sarım olarak bulunan bobinler genellikle ferromanyetik bir çekirdek üzerinde sarılı olarak bulunurlar. Şöyle gösterilir trafolarımızda. Birinci sarım, işte bir trafonun sembolü. Bunların sarımlar birbirinden farklıdır ve buna bağlı olarak yükseltmek veya alçaltmak için kullanılır. Sarım sayıların farklı şekilde ayarlanması gerekir ki bunu yükseltici, düşürücü, bazen de izolasyon trafolar. Yani devrenin geri kalanı enerjiyi kesmek istiyorsanız buralarda da izolasyon trafolarında da yine kullanılır. Örnek bir trafo şeklimiz var. Bakınız iki farklı ucu var. Bunların kendi içerisindeki sarım sayılarına bağlı olarak bobinlerin daha doğrusu gerilimin yükselip veya alçaldığını görebilirsiniz. Burada sembolünü görüyorsunuz. Ya mesela bu LED lambalarda da kullanılır arkadaşlar. Yani LED lambalarda da gerilimi düşürmeniz lazım. 240 voltta çalışmaz birçokları ve bunların içerisinde trafolar vardır. Kullananlarınız bilir. O değeri düşürmeniz lazım. O yüzden kendi içerisinde küçük trafolar vardır. Bu 240 voltları örnek veriyorum 12 volta düşürmek için. Trafolar vardır. Burada gördüğünüz sembolle gelir. Buna bağlı olarak gerilim düşer. Mesela tam tersi olarak da akım yükselir. Zaten gerilim yükselirse akım düşer. Gerilim düşerse de akım yükselir. Trafolarda temelde budur. NP dediğimiz şey primary'den geliyor arkadaşlar. Birinci bobinin sarım sayısıdır. NS dediğimiz de ikinci bobinin sarım sayısıdır. NP'nin NS'ye oranı arkadaşlar VP'nin VS'ye oranına eşittir. Yani örnek veriyorum. Eğer birinci bobininiz sizin ikinci bobinine göre 10 kat daha fazla sarım varsa, mesela burada 100 varsa, burada da 10 varsa, eğer sizin 240 volt uyguladıysanız girişe, çıkışta 24 volta düşüreceksiniz demektir. Yani 10 kat düşüreceksiniz demektir. Tamamen doğru orantılıdır. Sarım sayısıyla gerilim. Ancak akımıyla da ters orantılıdır. Çünkü bunu söylemiştik zaten. IS bölü IP olması lazım. Sizin sarım sayınız azalırsa akımınız da aynı oranda artması gerekir. Yani hem gerilimi düşürüp hem de akımı düşüremezsiniz. Biri düşerse öbürü yükselecektir. Evet, bobinlerin seri bağlanmasına değinmek isterim. Doğrudan da bir örnekle değinmek isterim. Çünkü bir bobinin arkadaşlar seri bağlanmasının bir direncin seri bağlanmasından hiçbir farkı yoktur. Yani 3 tane bobin burada seri bağlandıysa eşdeğer endüktansı bulmak için doğrudan bunları topluyorsunuz. L1 artı, L2 artı, L3 yapıyorsunuz. Sadece burada şeye dikkat etmeniz gerekir. Birimlere dikkat etmeniz gerekir. L1 ile L3 milihenri iken L2 henri cinsinden. L2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 henridir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi henri tam ortadaki basamağımızken milihenri onun bir altındaki basamak. Yani bir basamak alta gidiyoruz. Alta gittiğimiz için 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri artı 3 yaptığımızda 10 üzeri eksi 2 gider. 10 üzeri artı 3'ün artı 3'ünü götür ama 10'umuz kalır burada. 2 kere 10'dan 20 milihenrilik bir değer olduğunu görürüz. Şimdi 3 tane artık değeri aynı olan, birimleri aynı olan daha doğrusu bobini topladığımızda 2 artı 20 artı 5'ten eşdeğer endüktansın 27 milihenri olduğunu buluyorum. Bobinlerin seri bağlanması bu kadar. Paralel bağlı bobinlerde ise arkadaşlar yine tıpkı paralel bağlı bir dirençte ne yapıyorsak aynısını yapmaya
Devam ediyoruz. Toplam endüktans bulmak istiyorsanız yani bir bölülerini toplayıp bir bölüye eşitliyorsunuz. Buradaki formülde gördüğünüz gibi. Yani paralel bağlı dirençten hiçbir fark yok. Yani özetlemek gerekirse arkadaşlar, dirençler ve bobinler hem seride hem paralelde aynı şekilde hesaplanıyor. Yani seri bağlı dirençlerde ve seri bağlı bobinlerde verilen sayıları topluyoruz. Aynı birimde oldukları sürece tabii ki kendi içerisinde. Paralelde de bir bölülerini toplayıp bir bölüye eşitliyoruz. Kondansatör değilse bir önceki derste yaptığımız gibi bunun tam tersi bir durum mevcut. Kondansatörlerde serideki dirençte yaptığımızı paralel kondansatörde yapıyoruz veya paralel dirençte yaptığımızı seri kondansatörde yapıyoruz. Evet, burada bir örneğimiz var. Paralel bağlı 3 bobinin endüktansları sırasıyla diyor bize. 3 tane bobinim varmış. Bunlar da paralel bağlıymış. Buraya çiziyorum. L1 2 milihenri. L2 4 milihenri. L3 6 milihenri. Paralel bağlı bunlar ve bunların eşdeğer endüktansını bulmak istiyorum. O yüzden bir bölülerini toplayıp bir bölüye eşitlemem lazım arkadaşlar. Yerlerine yazdığımda sayıları hepsi milihenri olduğu için doğrudan yazıyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 6. Tabanlarını 12'de eşitleyebilirim. Dolayısıyla buraya 6, burayı 3, burayı da 2 ile çarptım. 6 bölü 12 artı 3 bölü 12 artı 2 bölü 12. 6, 3 daha 9, 2 daha 11 bölü 12 olur. Tabii ki bu 1 bölü leştir arkadaşlar. Biz leşi yani leş derken yanlış anlaşılmasın. Eşdeğer endüktansı bulmak istiyoruz. O yüzden takla attırıp 12 bölü 11 milihenri dememiz lazım. Bu şekilde cevabınızı bırakabilirsiniz. Eğer bir hesap makinesinden yardım almıyorsanız. Evet, trafo ile ilgili bazı sorularım var. Çünkü bunlar çıkabiliyor arkadaşlar sınavda da. Primer sarım sayısı 10. Yani NP'si diyor bize. Bu N1 olarak da gösterilebilir bazen. Hatta biz öyle yazalım. N1 yani birinci sarım sayısı 10 diyor. Sekünder sarım sayısı ise 100'müş. Yani N2'si ise 100'müş. Olan bir trafonun primer ucundaki gerilim 240 volt ise V1 eşittir 240 volt ise diyoruz. V2'nin pardon I1'i de söylemiş. Bir saniye arkadaşlar. V2'nin ne olduğunu soruda soruyor. Aynı zamanda I1'e de 10 amper denmiş. Burada da I2'nin ne olduğunu soruyor bize. Evet. Şimdi biz biliyoruz ki N1 bölü N2'nin V1 bölü V2'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla N1 10, N2 100, V1'i biliyorum 240, V2 arıyorum. Burada da sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır.
1-0 buradan götürdüm. 1-0 buradan. V2 çarpı 1. Doğrudan V2 yapar. 240 çarpı 10. İçler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. Bunları bolca yaptık şeyde. 2400 volt. Yani böyle bir trafo gerilim yükseltici olarak kullanılıyor demektir. Aynı şekilde V2'nin de ne olduğu sorulmuştu. Onu da bulmak için N1 bölü N2'nin bu kez I2 bölü I1'e. Tersten yazıyorsunuz arkadaşlar akımda. Gerilimde N1 bölü N2 V1 bölü V2 idi. Akımda N1 bölü N2 I2 bölü I1'e eşittir. Şimdi yerlerine yazdığımda N1 bölü N2 10 bölü 100. I2'yi arıyorum. I1 ise pardon 10 ampermiş. İçler dışlar çarpımı yaptım. Şurada altından devam edelim. 10 I2 çarpı 100, 100 I2 yapar. 10 çarpı 10 da 100 yapar. Her iki tarafı da 100'e böldüğümüzde birbirini götürecek ve I2 de 1 amper düşecek. Yani 10 amperlik akım taşımak yerine 1 amperlik bir akım taşıyor olacaksınız böyle bir örnekte. Evet, herhangi bir soru var mı? Bir bakayım şeye, chat kısmına. Bu arada bu formülü tabii ki başka kaynaklarda şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen yadırgamayınız. O yüzden yazıyorum. Mesela pardon, NP bölü NS. Bu sadece terminoloji farklılığı. Örnek veriyorum. VP bölü VS'dir. Burada P primeri, S sekonderi ifade eder. Aynı şeydir. Veya işte NP bölü NS. IS bölü IP. Yani 1, 2 yerine PS gelebilir. Yani 1 yerine P, 2 yerine S gelebilir. Zaten bunlar da primer ve sekonderi temsil eder. Lütfen yani bu şekilde bir şeyle de karşılaşırsanız farklı bir kaynakta hoca bize yanlış öğretti demeyiniz. Her ikisinin de kullanıldığını söylüyorum. Genellikle bütün kullanımlara değinmeye çalışıyorum. Burada yaptığımız derslerde. Evet. Sarımları oranı 1 bölü 5 olan bir trafonun sekonder ucunun gerilimi 240 volt, akımı 10 amper ise primer taraftaki akım ve gerilim değerlerini hesaplayınız denmiş. Ben sadece verilenleri yerine yazıp size bırakıyorum çözümünü. Sarılımları olanı N1 bölü N2'nin 1 bölü 5 olduğunu biliyorsunuz. Sekonder gerilimin V2'nin 240 volt olduğunu ve yine sekonder akımın I2'nin 10 amper olduğunu biliyorsunuz. Size burada sorulan bu kez V1 ve I1 değerleri arkadaşlar. Bunlar ne kadar? Evet. Cevapları chat kısmından takip edeceğim arkadaşlar. 2 dakika kadar bir süre herkese. Kolay bir soru. Sanırım ilk cevabımız geldi. "48 volt ve 50 amper" geldi ilk cevap. Emin misiniz diye ben bir sorayım buradan. Dikkat ediniz, size verilen primer gerilimi değil, sekonder gerilim. Gerçi doğru sanırım. Yok, pardon. Pardon, evet doğru arkadaşlar, doğru. Ben yanlış bir şey söylemeyeyim, doğru. 48 volt, doğru, evet. Tamam. Evet. Tebrik ederim Zeynep Hanım, doğru. Ben kafadan yapmaya çalışırken bir hata yapıyordum. Evet. N1 bölü N2 eşittir V1 bölü V2. Bu bizim formülümüz. N1 bölü N2'nin ayrı ayrı sarım sayılarını bilmiyorum ama 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. V1'i bilmiyorum. V2'nin 240 olduğunu biliyorum. Bir içler dışlar çarpımı yapmam lazım. Bir saniyecik, sayfayı kaydıralım. V1 çarpı 5
5 ve 1 bu işlerde işler çarpımı sonucunda 240 çarpı 1'de 240 yapar. V1 240 bölü 5'ten 48 volt yapar. Yani 48 volt 240 volta yükseltilmiş burada. Bu da bir yükselteç. Bu arada trafolara yükselteç mi işte alçaltaç mı dediğimiz şeye göre değişir. Gerilime bakarak söyleriz bunu. Eğer gerilim yükseltiyorsa bunlar yükselteçtir. Yine akım bulmak için de N1 bölü N2 eşittir I2 bölü I1 yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam I2 verilmişti. Evet, 10 amper olarak. N1 bölü N2 1 bölü 5. I2 10. I1'i arıyorum. Yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. I1 kere 1. I1 yapar. 5 kere 10 ise 50 amper yapar. Evet, doğru cevabından dolayı Zeynep Hanım'ı kutlarım. Bakalım başka cevap. Serkan Bey de doğru cevabı vermiş 50 amperli. Onu da kutlarım. Bravo arkadaşlar. Evet, trafolara bu iki örnekle değinmiş olduk. Bunları da öğrenmiş olduk. Şimdi endüktansa değinelim. Tıpkı kapasitansa daha önceden değindiğimiz gibi bobinlerde. Çünkü endüktans olarak ifade edildiğini söyledik. Nedir bu endüktans? Doğru akım devrelerinde bobin ilk anda büyük bir zorluk gösterir ama kısa süre sonra bu zorluk tamamen ortadan kalkar ve telin direncinden ibaret olur. Yani bu da sıfıra çok yakın bir dirençtir arkadaşlar. Telin direnci. Yani hesaplamalarınızda ihmal edebileceğiniz bir dirençtir. O yüzden temelde boş bir tel gibi davranır doğru akımda. Bunu söylemiştik zaten. Ancak alternatif akımda bobinin uçlarına yönü ve şiddeti sürekli değişen bir manyetik alan oluşmasını sağlar. Çünkü manyetik alan dediğimiz şey hem yönü hem de şiddeti akımla alakalı. Bu sürekli değiştiği için sürekli değişen bir manyetik alan yaratmış oluyorsunuz. Ve bu manyetik alan bobin üzerinden geçen akım ters yönde bir akım üzerinden geçen akımın ters yönüne bir akım geçirmek ister. Bu nedenle bobin uçlarında akım aniden yükselmez arkadaşlar. Buna da telin endüktansı ya da bobinin endüktansı denir ve birimi Henry'dir. Bir bobinin endüktansı aşağıdaki formülle göre hesaplanır. Burada önce nü diye okunuyor bu arkadaşlar. Mikro tarzı aynı işaret kullanıyor. Burada tabii ki mikro manasında değil. Bir sembol. Manyetik geçirgenliği temsil eder. Bir sabittir bu. Henry bölü metredir. Ne dediğimiz şey sarım sayısıdır. O ilgili bobinin. A bobinin demir nüvesinin kesit alanıdır. Metrekare cinsinden. L ise telin uzunluğudur. Metre cinsinden. Bütün bunları bu formülde yerine koyduğumuzda bobinin endüktansına hesaplayabilirsiniz. Burada örnek bir hesaplama var. Direkt hesaplanmış halini koydum. Bizim için çok önemli olmadığını söyleyerek çok kısaca değineceğim. İşte mesela bağlı geçirgenlik verilmiş. Burada ne verilmiş? Yani sarım sayısı verilmiş. Yarıçapı verilmiş ama mesela santimetre cinsinden verilmiş. O yüzden alan hesaplanırken bu metreye çevrilmiş 0,01'den ve alan bu şekilde hesaplanmış. Metrekare cinsinden çünkü hesaplanması gerekiyor. Bağlı geçirgenliği havanın geçirgenliği ile çarpılıp ona göre bir geçirgenlik bulunmuş. Manyetik geçirgenlik, havanın manyetik geçirgenliği ile çarpılarak ve nü yerine bu geçirgenlik kullanılmış formülde. Zaten neyi biliyorduk? A'yı biliyorduk. Tel uzunluğu da santimetre olarak verilmiş. O da metreye dönüştürülmüş. 0,1 metre kullanılmış. Hepsi yerine koyulduğunda böyle bir değer çıkmış. Bizim için çok önemli değil. Ben karıştırdım. Sınav sorularında bunlar yok. Zaten bu hesaplamaları yapmanız bir elektrik teknisyeni için o kadar da
önemli değil. O yüzden bunu sadece kısaca birimlere dikkat etmeniz gerekli. Eğer olur da karşılaşırsanız bir örnek olarak söylüyorum sizlere. Evet, endüktif reaktans ise bizim için önemli bir konu. Endüktif reaktans konusu. Bu kapasitif reaktansla benzer. Kapasitif reaktans XC ile gösteriliyordu. Bunlar da XL ile gösteriliyor. Her bobin arkadaşlar alternatif akım devrelerinde frekansla doğru orantılı olarak değişen bir direnç gösterir. Frekansla doğru orantılı. Yani bu XL dediğimiz şey az önce frekansla ters orantılıydı. Bu kez doğru orantılı. Eğer siz frekansı yükseltirseniz bir bobinin alternatif akımında gösterdiği direnç de yükseliyor. Bu dirence endüktif reaktans ismini veriyoruz. Yani bu endüktif reaktans arkadaşlar sadece alternatif akımda ortaya çıkan bir direnç değeri bobinin. Aynısı kapasitörde de vardı. Ona da kapasitif reaktans diyoruz. Endüktif reaktans XT ile gösterilir ve birimi ohm'dur arkadaşlar. Tıpkı direnç gibi, tıpkı kapasitif reaktans gibi birimi ohm'dur bunların da. AC devrelerde endüktif reaktans 1 bölü 2 pi FL ile var. Aslında XC'ye çok benzerdir formül olarak. 1 bölü 2 pi FC. L yerine C yerine L var. Ama burada 1 bölüydü. Burada doğrudan XL eşittir. 2 pi FL'ye eşit. Dolayısıyla hem frekansla doğru orantılıdır XL. Hani frekans artırırken arttığını zaten burada belirtmiştik. Aynı zamanda bobinin değeriyle de doğru orantılıdır. Mesela diğerlerinde burada ters orantı vardı kondansatörde. Burada doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz. Yani sizin bobininizin endüktansı büyüdükçe endüktif reaktansı büyüyor. Ancak kapasitörünüzün kapasitansı büyüdükçe kapasitif reaktansı küçülüyordu. Tabii ki bu formülü uygulayabilmek için en son bulacağınız sonuç ohm cinsinden olacak. Frekansın hertz cinsinden olması lazım. Endüktansın ise Henry cinsinden olması lazım. Evet. Çok güzel ve anlaşılır bir örnek var önümde. Bir tane bobininiz var. Bu bobinin değeri 10 milihenri. Hem endüktif reaktans sorulmuş hem de bu devreden geçecek akımın şiddeti sorulmuş. Şimdi öncelikle endüktif reaktansı bulmamız gerekiyor. Endüktif reaktans XL harfiyle gösteriliyor. XL pardon bir bölü yazıyordum ama doğrudan 2 pi F L'ye eşit arkadaşlar. Yerlerine yazıyoruz. 2 çarpı 3,14. Frekans tabii ki güç kaynağından almanız gereken bir bilgi. Ve burada 50 Hz'miş. 3,14. O yüzden çarpı 50 çarpı 10 milihenriydi. O yüzden 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çünkü bildiğiniz gibi Henry tam orta basamaktadır. Milihenry bir alt basamağında. Bir basamak yukarıya çıkmanız lazım ki Henry'ye geçesiniz. O yüzden 10 üzeri eksi 3 ile çarpacaksınız. 2 çarpı 50 100 yapar. Çarpı 10 da 1000 yapar arkadaşlar. Yani 3,14 çarpı 1000. 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek de 10 üzeri 3'e yani 1000'e bölmek demektir. Bu şekilde binler birbirini yok ediyor ve doğrudan x'lemiz 3,14 ohm'a eşit oluyor. Yani bu değere sahip bir bobinin 10 milihenri değere sahip bir bobinin tabii ki 50 Hz frekansta 3 ohmluk bir direnci oluyor. Aynı zamanda devre akımı da sorulmuştu. Onu da yapalım. Şimdi biliyorsunuz ki I eşittir V bölü R'ye. Şimdi eğer burada bir direnç yok, bu endüktif bir devre. Bu durumda V direnç yerine ne var ama? XL var. V bölü XL'ye eşit olmalı. V 10. Burası da 3,14 olduğuna göre
10 bölü 3.14'e eşit olmalı. Bunun için bir hesap makinesine ihtiyacımız var. 10 bölü 3,14 yaptığımızda bu devreden 3,18 amperlik bir akım akması gerekiyor. Tabii ki hem bobin hem de kapasitör, sadece bobin veya sadece kapasitör varsa bir devrede mutlaka gerilim ile akım arasında bir faz farkı yaratır arkadaşlar. Nedir bu faz farkı? Normalde ohmik bir devrede bu şekilde aynı fazla gitmesi gerekirken hem gerilim hem akım. Eğer bu devre mesela endüktifse, örnek verelim. Bu şekilde. Pardon. Bir faz farkıyla aynı şekilde yürümez. Yani aynı anda alçalırken aynı anda alçalıp aynı anda yükselme, sıfır noktalarını aynı yerde kesmez. Bu şekilde bir faz farkı yaratır. Eğer sadece ohmik veya sadece kapasitif ise bunlar 90 derecedir. Bunlara da kısaca değiniyorduk. Ders notlarımızda ileride birazcık daha detaylı ama kısaca değineceğiz. Evet, değeri 2 Henry olan bir bobine bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum. L2 Henry'miş. Ben sadece verileni yazayım. Frekans ise 50 Hz'miş. Endüktif reaktans ne olur diye sormuş. 20 voltluk bir pil gerilimi uygulanırsa endüktif reaktans ne olurmuş diye sormuş. Hem A şıkkı için hem de B şıkkı için ben de sizden cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ara vermeden devam edeceğim. Çünkü olası bir elektrik kesintisine karşı yapabileceğimiz kadar ders yapmayı istiyorum. Sizlerin de benim de elektriğimiz her an gidebilir çünkü. O yüzden ara vermeden devam ediyorum arkadaşlar. Normalde ara vermeyi tercih ediyorum ama elektrik kesintilerine karşı alabileceğimiz önlem bu şu anda. Evet, var mı cevabımız arkadaşlar? Lütfen katılabileceğimiz kadar katılmaya çalışalım. Genellikle bu örneklerde sınavlarda çıkabilecek tarzda soruları koymaya, çıkmış veya çıkabilecek tarzda soruları koymaya çalışıyorum. Evet. Peki belki yardımcı olur size. Endüktif reaktans X ile 2 pi F ile eşit. Ne çıkar buradan cevap arkadaşlar? Peki ben yapıyorum. Zaman kaybetmemek için cevap gelmedi. 2 çarpı pi 3,14. Pi'nin değerine alıştığınızı düşünüyorum. Çarpı 50 çarpı 2. 50 kere 2 100 yapar. 200 yapar. X ile eşittir. 3,14 çarpı 200. Bir cevap var sanırım. Evet, tebrik ederim Serkan Bey. Pardon. Sayfayı biraz aşağı kaydırmam lazım arkadaşlar. 314 ile 200'ü çarp 3,14 ile 200'ü çarpmak yerine bu noktayı 2 tane kaydırıp 314 ile 2'yi de çarpabilirsiniz. Buradan da 2 sıfır atabilirsiniz. 314 kere 2'de 628 ohm yapar arkadaşlar. Bu A şıkkının cevabıydı tabii ki. Bu A şıkkının cevabı. B şıkkıyla ilgili bir cevabınız var mı? Hesapladığınız mı B şıkkını? 20 volt pil gerilimi uygulanırsa.
İndüktif reaktansı ne olur? Buna hemen cevap vermeniz gerekiyor normalde. Bir bilgiyi gözden kaçırıyorsunuz. Soruda verilen, B şıkkında verilen. Ve bu bilgi uygulanan gerilimin pil gerilimi olduğu. Yani DC bir gerilim olduğu. XL'yi de biliyorsunuz ki 2 pi FL'ye eşit. Maalesef 20 31,4 değil burada cevap arkadaşlar ve bir DC'de frekans sıfırdır. Ve siz diğer sayılar ne olursa olsun herhangi bir sayıyı sıfırla çarptığınızda ne olursa olsun diğer sayılar sonuç sıfır çıkacak. Yani bu bobinin doğru akıma karşı göstereceği direnç sıfır ohm olacak. Evet, burada bir konu tekrarı oldu sanırım. Buna daha önceden değindiğimi hatırlıyorum ben. Üç tanesinin toplanmasıyla bulunduğunu söylemiştik seri bağlantıda ne olacağını. Evet. Burada bu şekilde bitirmiş olduk bobinleri. Güç hesaplamalarında kısaca bu empedansa vesaireye değineceğim. Konu içerisinde geçti sözü yavaş yavaş ama burada değinmiyorum. İleride tabii zaman kalırsa, zaman kalmazsa bir sonraki kursta değinilecek bunlara. Bunu söyleyebilirim. Bobin ve kapasitörler bu kadar. Şimdi elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi konusunu bunu da olabildiğince hızlı anlatacağım ki güç hesaplamalarına bize zaman kalsın. Gerçi bitiremem herhalde bunu da bir derste ama olabildiğince hızlı anlatmaya çalışacağım. Evet, neler var arkadaşlar yapacağımız? Ölçü aletlerimiz nelerdir? Direnç nasıl ölçülür? Endüktans nasıl ölçülür? Kapasite nasıl ölçülür? Akım nasıl ölçülür? Gerilim nasıl ölçülür? Ammetrelere değineceğiz. Frekans nasıl ölçülür? İş ve güç ölçme ve en son osiloskopla bitireceğiz. Yoğun bir içerik var. Başlayalım. Öncelikle ölçü aletlerimiz nelerdir? Değinmeden önce ölçmenin önemine değinmek istiyorum. Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi yani kendi birimiyle karşılaştırılması zorunlu kılan faktörler mevcuttur arkadaşlar. Harcanan elektrik enerjisini ölçmek, alıcının çalışma standartlarına uygun elektriksel büyüklükleriyle çalışıp çalışmadığını kontrol ederek size arıza yapmanız, arıza tespitinde istenmeyen durumlara karşılaştığınızda bunu fark etmenizde yardımcı olur. Birçok elektronik devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapabilmek için doğru ölçümleri yapabilmeniz lazım. Arıza tespitlerinde yine dediğimiz gibi doğru ölçümü yapmanız lazım. Dolayısıyla bir teknik eleman için ölçmeyi doğru şekilde yapmak hayatidir. Yapısına göre ölçü aletlerini ikiye ayırıyoruz. Bu ölçü aletleri analog ölçü aletleri ve dijital ölçü aletleridir. Analog ölçü aletleri ölçtüğü değeri skala sisteminde ipreğiyle gösteren ölçü aletleridir. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü artık çok fazla bir kullanım alanı yok. Bizim için dijital ölçü aletleridir. Burada görüyorsunuz belki direkt kendinizin bu işi yapan insanların evinde zaten olan cihazlardır bunlar. Şuradaki avametre veya şuradaki avametreyi ben çok fazla görüyorum piyasada veya buna benzer başka avametreleri görüyorum. Bunlar da dijitaldir. Yani ölçtüğünüz değeri doğrudan dijital olarak okuyabileceğiniz ölçü aletleridir. Şimdi ölçtüğü büyüklüğü gösterme şekline göre ölçü aletleri ikiye ayrılır. Gösteren ölçü aletleri ve kaydedici ölçü aletleri. Bu ölçü aletleri doğrudan ölçtüğünüz değer neyse
size skalasında ekranda gösterir. Bir sonraki ölçüme geçtiğinizde bunu kaydetmez ama size yeni değer ölçer. Yani siz oraya koyduğunuz bir gerilim ölçtünüz. Döndüğünüz başka bir gerilim değeri ölçmeye ya da belki bir direnç değeri ölçmeye çalıştığınızda bir önceki ölçümünüz gider. Bu ölçü aletleri kaydetmez. Anlık olarak gösterir ve bir kaydetme özelliği yoktur. İkinci grubumuz ise kaydedici ölçü aletleridir. Bunlar zamana bağlı olarak kaydederler. Ve geriye dönük ölçülen değerlerin okunması ve incelenmesi mümkündür. Bu tip ölçü aletleri genellikle elektrik santrallerinde üretilen enerjinin takibi için kullanılır. Mesela ne kadar enerji üretiliyor veya evlerimizde işte ne kadar enerjinin tüketildiğini gösterebilmesi için kaydedici bir ölçü özelliği gerekir. Çünkü anlık olarak akımı, gerilimi ölçecek, kendi içerisinde çarpacak ve bu çarpıma göre o anda harcanan gücü bulacak ve bunu sürekli olarak kaydedip zamana bağlı olarak enerjiye hesaplaması gerekir. Bunlar da kaydedici ölçü aletleridir. Pardon, toplayıcıdır, bu üçüncü söylediğim gruba girer. Özür dilerim. Kaydedici özelliklerin üzerine bir de toplayıcı, yani birbirlerinin üzerine ekleyebilirler. Yani ölçtüğü değeri bir öncekinin üzerine ilave ederler. Bunlar da elektrik sayaçlarıdır arkadaşlar. Bir öncekine osiloskobu veya işte elektrik santrallerinde gözlem amaçlı olarak yapılan ölçü aletlerini söyleyebiliriz. Bunlar da elektrik sayaçlarımız ise toplayıcı ölçü aletleridir. Evet, ampermetreye değinelim önce kısaca. Bütün ölçüm elektriksel büyüklüklerin ölçülmesine değineceğiz. Evet, bir akım geçtiğini biliyoruz. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar modülü. Çünkü daha önce yaptığımız şeyler de var tekrardan içerisinde. Bir akım geçtiğini biliyoruz elektrik akımının. Potansiyel fark uygulandığında iletken bir madde üzerinde elektrik akımı akıyor. Ampermetre bu akımın değerini ölçmeye yarayan ölçü aletidir ve şurası çok önemli. Burayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ampermetreler arkadaşlar devreye seri bağlanır. Ve A harfiyle ampermetreler şöyle yuvarlak içerisinde A harfiyle gösterilir. Devreye seri bağlanması çok önemli ama. Voltmetreler, hızlı geçiyorum. Bunlar da ister doğru ister alternatif okuma olsun. Uçları arasındaki gerilim değerini ölçmeye sağlar. Bu da yuvarlak içinde bir V harfiyle gösterilir. Bunlar da devreye, burası çok önemli. Ampermetre devreye seri bağlanırdı. Voltmetre ise devreye paralel bağlanır. Yani sizin bir tane şöyle bir devreniz varsa kısacası. Ve direncin üzerinden geçen akımı ve gerilimi ölçmek isterseniz voltmetreyi burada gördüğünüz gibi paralel, ampermetreyi ise seri bir şekilde bağlamanız gerekir devreye. Evet, L-C-R metre, L adı üzerinde biliyorsunuz mobil. Yani endüktans. C kapasitans. R ise direnç değerleri. Bunları ölçmeye yarar. Genellikle günümüzde avometrelerde bu kademelerde eklenmiştir. Bu ölçümleri yapabilmeniz için. Tabii ki uygun kademeyi yaparsınız ve ona göre ölçümümüzü yaparsınız. Wattmetre yuvarlak içinde W harfiyle gösterilir. Elektriksel gücü ölçmeye yarar. Akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Kendi içerisinde bunları çarpar ve bize söyler. Evet, bu da wattmetrenin devre sembolü. Frekans metre devrenin frekansını ölçmeye yarar.
Bu da parantez içerisinde F harfi ile gösterilir. Takatizenin şebeke frekansı da bildiğimiz gibi 50 Hz'tir. Ve frekans metrelerde, voltmetrelerde veya direnç ölçümlerde de paralel bağlanmamız lazım. Olduğu gibi paralel bağlanır. Yani şu ana kadar seri bağlandığını öğrendiğimiz bir tek ampermetre. Diğerleri paralel bağlanıyor. Evet, multimetre bu birçoğunuzun evinde vardır. Akım, gerilim, direnç ve kısa devre ölçen aletlere genel anlamda multimetre veya avometre deriz. Hem analog hem dijital tipleri mevcuttur ancak biz dijital üzerine konsantre olduk dediğimiz gibi. Ve dijital avometrelerin özellikle son zamanlarda çıkan modelleri bu konuştuğumuz gerilim, akım ve direncin yanında frekans, sıcaklık vesaire değerlerini ölçmek ve elektronikçiler için transistörlerin uç çeşitlerini de yapabilmektedir. Bu son dönemde çıkan avometreler. Osiloskop doğrudan sinyali, sinüs sinyalini size gösterebilecek, ekranda gösterebilecek. Bu bir kare dalga da olabilir, üçgen dalga da olabilir, bir DC de olabilir. Cihazlardır, osiloskoplar. Elektrik sayacı bu sembol ile gösterilir. Projelerde vardır, yeri gösterilmesi lazım bildiğiniz gibi. Çünkü elektrik enerjisini yani harcanan gücü zaman ile zamanın çarpımı ile ölçen ölçü aletleridir. Yani anlık olarak gücü ölçüyor ve bunu zamanla da çarpıyor. Kaydediyor aynı zamanda ve topluyor. Hem kaydediyor hem topluyor. Akım ve gerilim bobini vardır. Akım gerilim bobini devreye seri. Çünkü ampermetre seri bağlanır. Gerilim bobini devreye paralel olacak şekilde bağlanması lazım. Bir sayaçta. Evet. Ölçme sınırı, bazı terimleri öğrenelim. Ölçme sınırı bir ölçü aletinin skala taksimatında gösterdiği en son değeri, yani ölçebileceği en büyük değere ölçme sınırı denir. Bu bazı avometrelerde görürsünüz. Örneğin direnç için işte 200 ohm, 2 kilo ohm şeklinde kademeler gider. İşte 20 kilo ohm falan giderek büyüyerek devam eder bu. O koyduğumuz kademeye göre en çok hangi değere kadar okuyacağını gösterir. Örnek 20 kilo ohm kademesine koyduysanız 50 kilo ohmluk bir direnci burada değeri okuyamazsınız ve ekranda ya ole ya da bir şeklinde bir yazı görürsünüz. Dolayısıyla ölçme sınırı çok önemlidir avometrelerde. Evet, burayı sabiteye geçtim bizim için önemli değil şu anda. Evet, duyarlılık ise arkadaşlar ölçü aletinde ölçülen büyüklüğün çok küçük değişimlerin skala veya göstergede de ifade edilebilmesi. Örnek verelim. Siz gidip de 2 ohmluk bir direnci 200K'lık bir kademede ölçmeye kalkarsanız, 200 kilo ohmluk bir kademede ölçmeye kalkarsanız size muhtemelen o avametre sıfırı gösterecektir. Çünkü çok küçük bir değer olarak görecektir. Dolayısıyla genellikle en yakın kademede ölçmeniz gerekir. İşte 20 ohmsa en yakın kademe. Onda ölçmeniz gerekir ki en hassas ölçümü yapabilirsiniz. Evet. Ölçü aleti seçimi ve kullanımı. Evet, ölçü aleti seçimi yaparken arkadaşlar ölçüm yapılacak elektrik enerjisi seçimine uygun olmalıdır. Hem AC hem DC ölçüm yapabiliyorsa doğru kısmı seçmemiz lazım. Genellikle ampermetrelerimiz hem AC hem DC yapabiliyor ama orada doğru kısmı seçebilmemiz lazım. Ölçü aletinin ölçme sınırı ve ölçme alanı ölçülecek büyüklüğe uygun olmalıdır. Hiçbir koşul altında ölçü aletiyle ölçme sınırını aşan ölçüm yapılmamalıdır. Yani çok yüksek bir direnç değeri ölçecekseniz bunun ampermetreyle yapamazsınız arkadaşlar. Ona uygun cihazlar kullanmanız lazım. Ki bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi ben marka ismi vermeyeyim. Genelde çünkü bir marka ismiyle birlikte anılıyor bu.
Ölçü aletinin hassasiyeti yapılacak ölçüme uygun olmalıdır. Bunu şöyle izah edelim. Transistörün yapacağı ölçüm, akım ölçümü yapacağınızda bu küçük bir değerdir. Ancak motorun çektiği çok büyük bir değerdir. Dolayısıyla uygun skalaya konulması lazım ki hassasiyeti doğru olsun. Analog ölçü aletini geçtik. Şimdi direnç ölçmeden hızlı bahsedelim hızlıca. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade edilir. Bildiğiniz gibi R'dir ve birimi ohm'dur. Direnç değerini ölçen ölçü aletlerine ohmmetre denir. Genel anlamda bunlar tabii ki multimetreyle de ölçülebilir. Ammetrelerde direnç kademesine koyup ölçüm yapmamız gerekir. Direnç ölçüm yapacağımızda. Direnç ölçmenin yanında elektrik elektronik devrelerinde açık ve kapalı devre kontrollerinde sıkça kullanılır ammetreler. Mutlaka arkadaşlar kendine ait bir pil olması lazım, bir güç kaynağı olması lazım direnç ölçebilmek için. Çünkü direnci doğru şekilde ölçmek için ya devreden söküp çıkarmalısınız ya da enerjiyi tamamen kesmeniz gerek. Enerji altında direnç ölçümü yapılmaz. Burası çok önemli. Enerji altında direnç ölçümü yapılmaz. Dediğimiz gibi kademe seçiminin doğru yapılması en önemli faktörlerden biridir. Burada tavsiye olarak size şunu verebilirim. Örnek en küçük dirence koyarsınız. Bir değer göremiyorsanız bir kademe büyüğüne gidersiniz. Bir kademe büyüğüne gidersiniz. Ta ki en hassas ölçümü yapıncaya kadar direnç ölçümünde. Bakın burası dediğim gibi çok önemli. Kesinlikle enerji altında direnç ölçümü yapılmaz. Ve elle tutmamaya dikkat etmeniz gerekir uçlarını. Çünkü eğer siz ammetrenin ucunu elinizle tutarsanız veya ammetrenin ucunu elinizle tutarsanız kendi direncinizi de ölçmeye çalıştığınız direncin üzerine eklemiş olursunuz. O yüzden iletken yerleri elle tutulmamalıdır. Evet, ammetre ile direnç ölçümü. Multimetrede bildiğiniz gibi bir kırmızı bir de siyah renkte iki prop vardır. Siyah prop genellikle kom yazısı belirtilen girişe takılır. Ve ammetrelerde arkadaşlar şurada gördüğünüz bakın yaklaştıralım. Direnç ölçümü yapabileceğiniz V ve ohm akım genellikle bazı ohmmetrelerde farklıdır. Direnç ve ohmun aynı anda ölçüm yapılabileceği yere gelinir. Daha sonra şurada bakınız ohm için direnç ölçümü için kademeler vardır. 200'den başlar 2000 2K şeklinde devam eder. Burada ölçmek istediğiniz dirence göre doğru kademeye alırsınız ve ona göre ölçersiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. 200K'ya koyduğunuz mesela 100K'lık bir direnç ölçeceksiniz ve bunu 200K'ya koydunuz. Ölçtünüz. Ekranda 99,6 gördünüz. Eğer siz K'ya koymuşsaydınız zaten bunu ekranda gördüğünüz 99,6 K yani 99,6 kilo ohm demektir. 99,6 ohm demek değildir. Eğer bunu 200K'ya koyup ölçtüyseniz. Burası çok önemli. Çünkü arada biliyorsunuz bu birimler konusu çok önemli bizim için. Hata yapabiliyoruz buralarda. Evet, bir de teknisyenlerimizin çok sık kullandığı ve sevdiği buzzer işareti vardır. Ammetrelerin üzerinde diyot kademesindeki bu buzzer işareti vardır. Bu da kablonun sağlamlık kontrolünde kullanılır. Probun bir ucunu kablonun bir ucuna, diğer probu da kablonun diğer ucuna değdirdiğimizde arkadaşlar eğer buzzer öterse kablo sağlamdır. Ötmezse kablo sağlam değildir. Şimdi şunu söylemek isterim. Ben geçen sene bu dersi yaparken buraya videolar da eklemiştim ve bu videoları izlemiştik. Bunlarla ilgili ek bir şeyler de söylemiştim. Bu sene biraz zamanımız daha kısıtlı olduğu için sadece bu ders notlarında paylaşırım da sizlerle WhatsApp grubundan bu ders notunu. Buradaki tıkladığınızda buraya bu direnç ölçümünü nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili ben en mantıklı, en güzel videoları bulup ekledim buraya. Ancak şu anda ders sayımız daha az olduğu için geçen seneye göre
Toplamda 7 ders daha az arkadaşlar. Bununla zaman kaybetmek istemiyorum. İsteyen arkadaşlar buradan kendileri tıklayıp burada tıklayınız diyor makine zaten. Ahometre ile nasıl direnç ölçümü yapıldığı ve yine ahometre ile nasıl direnç ölçümü yapıldığı ile ilgili iki örnek videom var. Buradan izleyebilirsiniz. Evet, kısaca endüktans ölçme mekaniklerinden bahsedip bugün bitireceğim burayı. Bobinler iletken tellerin yan yana veya üst üste biliyoruz bobinlerin olduğunu. O yüzden hızla geçiyorum. Endüktansın L harfiyle gösterilir ve birimi henridir. Bunları biliyoruz. Genellikle bu arada onu söylememiştim. Mikro henri ve mili henri seviyelerinde değerleri vardır endüktansların. Peki endüktans değerini ölçerken ne yaparız? Aynen direnç değerinde olduğu gibi kesinlikle enerji altında olmaması lazım arkadaşlar. Burası çok önemli. Endüktans ölçümünde. L-cerometre veya doğrudan endüktans ölçümüne sahip ölçme özelliğine sahip ahometreleriyle yapılabilmektedir. Şurada yaklaştırayım biraz. Gördüğünüz gibi iki uç vardır. Siz bobininizin bir ucunu buraya, bir ucunu buraya koyduğunuzda ekrandan bir değer okursunuz. Yalnız bu özelliğe sahip ammetrelerde dediğim gibi burada fark normalde işte siyah ucu koma diğer ucu da dirence bağlı direnç ölçümü yapıyorduk ya burada LX olarak gösterilen kısma yani bu şekilde gördüğünüz gibi bağlanması gerekir ki bobinin endüktansını ölçebilelim. L-cerometreleriyle endüktans ölçülürken ölçülecek endüktans değerine uygun kademeyi yine seçmemiz gerekir. Eğer küçük ise ekranda bir kademe büyük ise sıfır değeri görülür. Doğru kademeye aldıktan sonra ekrandan değer okunur. Bu sadece L-cerometrelerde değil, gene her zaman böyledir arkadaşlar. Ahometre ile ölçümlerinizde. Eğer küçükse kademeniz bir olur bu. Ben okuyamıyorum demektir. Kademeyi o zaman büyütmeniz lazım. Sıfır ise ekranda gördüğünüz değer o zaman da kademeniz çok büyüktür demektir. İlgili kademeyi küçültmeniz lazım. Bu genelde böyledir. Evet, kapasite ölçmede duralım. Yoğun bir ders oldu. Daha yapacağımız çok şey var. L-cerometre nasıl bağlandığını sormuştunuz Serkan Bey. Gördünüz sanırım şeyde. Zaten sonra gördüm demişsiniz. Ben size özellikle bu ders notunun paylaşacağım da WhatsApp'tan da paylaşırım bunu. Ki videoları izlemek isteyen arkadaşlar bir iki tane çok kritik videoyu bir sonraki derste göstereceğim. O bitmedi çünkü. Onları göstereceğim ama bütün videoları izlemek isteyen arkadaşlar tıklayıp görebilsin diye bu ölçümlerin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz pazartesi günü olacak. Pazartesi günü görüşmek üzere diyeyim. Herkese katılımı için, derse katılımı için çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları.